Evet sevgili izleyiciler, Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu ve cumartesi günü olmasını temenni ediyorum. Bugün sizlerle birlikte ATV ekranlarında son kez yayınlanacak olan Kardeşlerim dizisinin 4. sezon final bölümünü özel bir sohbet videosu gerçekleştireceğiz. Bu video yarın Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda olacak. Biliyorsunuz Kardeşlerim 4 sezondur ATV ekranlarında cumartesi günleri adeta heyecan dolu bölümleriyle her haftaya damga vuruyordu. Artık Kardeşlerim de sona gelindi ve bu akşam yayınlanacak olan son bölümde diziye veda edilecek 132. bölümüyle kardeşlerim adına 132 bölüm gerçekten 4 sezon üst üste bir dizinin devam etmesi ve iyi bir reyting oranıyla devam etmesi gerçekten kardeşlerim ve ATV adına gerçekten güzel bir dizi olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir serüvendi. Özellikle bakıldığı zaman Ömer'in hayatı, yaşadığı kümesteki olaylar, annesini kaybetmesi, babasını kaybetmesi, ardından abisini kaybetmesi, kardeşi Asiye'yi kaybetmesi, bununla birlikte bakıldığı zaman daha sonra yine kardeşlerinin ortaya çıkması, Yasmin ve Sarp'ın ortaya çıkması, öz babası olan Ahmet'i kaybetmesi, annesi Suzan'ı kaybetmesi vesaire derken Ömer adına çok üzüntülü bir Kardeşlerim dizisi oldu diyebiliriz ama sonu mutlu bitiyor. Çünkü biliyorsunuz Ömer'in sevdiği bir kız var, Süsen. Bunlar Süsen'le evlenecek yeni bölümde. Bunların nikahı kıyılacak ve artık Ömer özgürlüğüne kavuşacak ve zengin olacak. Yani bizim fragmandan gördüğüm kadarıyla sadece fragman bölümünü sizlere anlatabilirim. Çok da spoiler vermek istemiyorum ama sevgili izleyiciler yine de ben sizlere heyecanlandırmak adına, gerçi şu anda az bir süre kaldı ama bakıldığı zaman sevgili izleyiciler şunu net bir şekilde ifade edebiliriz ki Ömer Süsen'e kavuşacak ve Ömer Süsen'le evlenecek ve zengin olacak. Aybüke de Berk'le evlenmiş olacak. Yani bir zaman aşımı da olabilir dizide. Çünkü dizide biliyorsunuz liseyi bitirdiler. Ve YKS diğer adıyla temel yetenek testi olan TYT üniversite sınavına girdiler. Aynı gerçekteki bugün öğrencilerin sınava girmesi gibi onlar da üniversite sınavına girdiler. Ve üniversite sınavını kazandılar. Ve bununla birlikte artık kendi hayatlarını kurmaya başladılar. Ve bununla birlikte güzel bir bölüm, eğlenceli bir bölüm bizleri bekliyor. Sonunda da Akif cezaevine giriyor ama Akif neden cezaevine giriyor, ne yaptığı için cezaevine giriyor onu tam olarak bilmiyorum. Ama şu bir gerçek ki Ömer adına kötü bir başlangıç olan, yani ilk bölümünde üzüntülü bir şekilde başladığı diziye güzel bir şekilde mutlu sonla veda ediyor olacak. Klasik Türk dizileri diyebiliriz. Genelde Türk dizilerinde hep böyle olur. Başladığında dizi genelde hep böyle kötü olaylar olur, değişik olaylar yaşanır ilk bölümünde. Ama ne zaman bir sezon finali olur, ne zaman bir final bölümü yayınlanır, o bölümde muhakkak iyi ya da kötü biter ama genel olarak hep hikayelerin sonu mutlu olarak biter. Ömer adına da böyle bir hikaye oldu. Bakıldığı zaman 132 bölüm boyunca kümeste yaşadı. Kolay bir durum değil. Ailesini kaybetti. Öz annesini ve babasını kaybetti. Ardından kardeşleri Asiye'yi, ardından abisi Kadir'i kaybetti. Bakıldığı zaman yani iki annesini kaybetti, babalarını kaybetti. Yani hakikaten Ömer adına çok üzüntülü bir 4 yıl geçti diyebiliriz. Ama buna rağmen okul birincisi oldu, lise birincisi oldu ve üniversite sınavını kazandı ve sevdiği kız olan Süsen'le evlendi. Bakıldığı zaman bizleri de keyifli bir bölüm bekliyor olacak. 132 bölüm, 4 sezon gerçekten kardeşlerim adına büyük bir rekor. Başarılı bir projeyi başardılar. Başarılı bir iş çıkardılar. Bizleri de ekrana adeta kilitlediler. Tabii ki de onları son kez izlemek hem bir yandan
üzüntü verici bir durum. Diğer yandan da belki bu dizinin bitmesi için sevinenler de olabilir ama bizler tabii ki de üzülüyoruz. Yani böyle güzel dizilerin kesinlikle daha fazla devam etmesi gerekiyordu. Daha fazla devam etmesi gerekiyor böyle dizilerin. Bakalım neler olacak göreceğiz tabii ki de. Ama artık Kardeşlerim dizisinin son bölümü bu akşam ekrana gelecek, final bölümü. Dördüncü sezon final bölümüyle bu akşam 20'de özetten sonra saat 21'de yeni bölümüyle ATV ekranlarına canlı olarak izleyebilirsiniz televizyondan. Sevgili izleyiciler, bunu da söyleyelim. Zaten Kardeşlerim YouTube kanalından da Kardeşlerim'in 4. sezonunu full olarak bütün bölümler olarak YouTube kanalından, Kardeşlerim YouTube kanalı sayfasından izleyebilirsiniz. Tekrar izlemek isteyenler, özleyenler için bunu da ifade etmiş olalım. Bizler oyunculara teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizlere yeri geldiler. Onlarla üzüldük. Yeri geldi, sevindik. Diziden ayrılanlar oldu, ölenler oldu. Ardından çok şaibeli işler oldu ama Ömer adına mutlu sonla bitmesine gerçekten çok sevindim. Hak ediyordu zaten yani yaşadıkları. Yani bir insan bir hayatta ancak bu kadar şey yaşayabilir. Önce anneni kaybetmek, sonra babanı kaybetmek, sonra kardeşlerini kaybetmek. Ardından yani en sevdiklerini kaybedip hayata devam etmek gerçek hayatta. Yani yaşadığımız aslında gerçek hayat diyoruz ama yalan dünyada çok zor. Ama bu dizide, tabii bu bir dizi, bu gerçek değil. Tabii ki de Ömer'in gerçek ailesi, annesi, babası muhakkak vardır ama dizide öyle bir rolde oynadılar ki, öyle bir karakterde oynadılar ki bizleri kendine hayran bıraktılar adeta. Bundan sonra artık onlara diğer dizilerde, yani bundan sonraki projelerinde oyunculara başarılar diliyorum. Bizler bu videomuzda sizlerle birlikte Kardeşlerim dizisinin 4. sezon final bölümünü, 4. sezon final özel sohbet videosunda konuştuk, değerlendirdik, yorumladık. Böyle güzel ve özel Kardeşlerim dizisinin özel 2024 yılı sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalında devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tekrar YKS, TYT sınavına giren ve yarın da AYT sınavı ve YTT yabancı dil sınavına girecek olan tüm üniversite öğrenci adaylarımıza tekrar başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını TYT sınavına giren öğrencilerimize de diliyorum diyelim ve videomuzu tamamlayalım. Yepyeni ve güzel kardeşlerimiz 2024 yılı özel sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler ve hayırlı hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu ve cumartesi günü olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Bizlere de asla ve asla EKPS 2024 sınavının atamaları için dua etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.